Bakalım e, yarınki performansları Galatasaray ve Fenerbahçe karşısında nasıl olacak? Gökhan Hocam haftalar sonra yüzünüzde mütebessim bir ifade var. E, 4 gollü galibiyet. Hele az önce söylediğim gibi yani e, 80. dakikada tribünden protesto sesleri yükseliyor ve Sergen Yalçın tezahüratları yapılıyordu. Bu ortamda e, 15 dakikaya 3 gol sığdırdı Beşiktaş. Enerji. kolay değil. Yani e, psikolojik açıdan çok zor bir maç. Bu. Filmin esasına baktığın zaman her dakika senaryosu değişen bir şey, bir maçtı. Hatta köşe yazarlarına da acımak lazım. Düşünsenize Bayağı ya maçın yazı devamlı değişiyor. Devamlı değişiyor. Çünkü senaryolar devamlı değişiyor. Maçın özetini ben bir tek şu cümleyle yapmak istiyorum. Beşiktaş'ın güveni geri geldi. Şöyle düşünelim. Maçın başından e, 80. dakikaya kadar ortada olmayan bir Batu ayı güvenin oyuna girmesi ve iki tane e, Alver. iki tane e, baş yolda oyuncu oldu diyelim. Güvenin gelmesi de ayrı bir renk kattı. Yani uzun zamandır Beşiktaş'ta sonradan oyuna giren oyuncuların verimini konuşuyorduk. Ben ilk defa e, uzun zaman sonra güveni gördüm. İki tane yani golü attı. iki tane de asist yaptı ki ikisi de birbirinden müthiş. Batu Şuayi'de güvenin gelmesiyle beraber onun da kendine güveni geldi ve iki tane gol attı. Esasında maç başında öyle bir tempo yok. Beşiktaş'ın istediği bir oyunda olmadı bence. Olmadı. E, zaten dizilişte bir sistemde bir hata var. Kontra atak oynamaya çalışıyorsunuz. Piyaniçi geride tutuyorsunuz. Piyaniç her kaldı topta çok yavaş hareket ediyor. Geçiş oyununda Larin topla sürüp ileri taşımaya çalışıyor ama Larin'in sürdüğü bir top da yok. Devamlı şekilde olan bir top kaybı var. Ee, i̇lk yarı baktığımız zaman Serdar'ın ortaladığı top ve Larin'in vurduğu e, kafayla bir birlik beraberlikle içeri girdi ki bu beş için gerçekten sevindirecekti. Ama ikinci yarı baktınız ilk yarıdan farklı olan tek şey e, temponun devamlı şekilde yükselmesiydi. İkinci gol yedikten sonra herkes acaba bitti mi derken seyirci hakikaten e, yani bugün de baktığımız zaman 35 bine yakın bir seyirci e, Beşiktaş taraftarı şu halde bile takımını yalnız bırakmayıp ne kadar büyük bir taraftar ne kadar büyük bir camia olduğunu gösterdi herkese. E, 80. dakikada da güvenin girmesiyle bir kere daha söylüyorum yani bugünkü, bugünkü maçın kahramanı bence güven oyuna girdikten sonra e, Beşiktaş kazandı. Beşiktaş ...güvenle beraber Batu Şua'yı da kazandı diyorum. Çünkü 80. dakikada o da biraz nasibini alıyordu o araya kadar. E, i̇ki tane gol attı ki haftaya oynayacağı derbi öncesi e, Beşiktaş'ın camianın ihtiyacı vardı. E, bu galibiyet ilaç gibi geldi diyelim. Biraz da yaraya pansuman oldu diyelim. Şimdi maçın rakamlarını e, sevgili yönetmen arkadaşımız e, Tolga verdi... Aslında rakamlara bakacak olursanız Beşiktaş'ın her anlamda e, bir e, oyun üstünlüğü var. Ama Beşiktaş'ın sorunu bitiricilikte. Yoksa işte rakip ceza sahasına Beşiktaş 35 kere girmiş, Kayseri Spor 9 kere girmiş. Şut pası 14'e 6, isabetli şut 8'e 3, 21 denemesi var Beşiktaş'ın. Yani ikili mücadelelerde de ayakta kalmış. Oraya da bakacak olursak yine e, siyah beyaz takımın rakamlarının kötü olmadığını görüyoruz. Bu... Fakat üretkenlikte sıkıntı var. Yani topu doğru yerde doğru oyuncuya aktarmak ve o oyuncunun da bitiriciliği. İşte 80. dakikaya kadar hep bunu gördük biz. 80'den sonra bir anda hani Beşiktaş'ın renkleri gibi siyahla beyaz gibi oldu rakamlar ne kadar güvenilir o da tartışılması lazım gereken bir şey. Yani rakamda çok üstünsünüz ama maçın sonucuna baktığınız zaman istediğiniz sonuç yok ortada. Ee, Beşiktaş'ta şöyle diyeyim bu kadar üstünlük var ama akılda kalan gol pozisyonu var mı? Yani, yani Batshuayi ile bir ilk yarıda bile Larin'in pozisyonu bir var. Bir tane Can Rıdvan'ın ortasına vurulan He. ikinci yarı var bir tane. Yani akılda pozisyon da yok senin dediğin gibi belki üretici Hiçbir... dönmüyor ama sonuçta oradaki pozisyon zenginliği de yok. Yok ya yani bitiricilikte ve doğru yere kilit son pas atmakta. Son pasları kullanmada zaten onun için diyorum. Yani Larinle geçiş oyunu oynuyorsunuz. Larin topu sürdüğü an zaten yani topun kaybolmaması imkansız. O driblinge, o arka direkte gidecek, dönen toplarda ya havadan ya yerden o pozisyona Ama girecek. Protestoya hak etmedi Larin ee, diye düşünüyorum ben. Yani daha önce aklıma şu geldi hemen. işte Trabzonspor'un e, bir Abdulkadir Ömüre yaptığı bir protesto vardı Galatasaray maçında. Sonra çocuk bir toparlandı. Hoca sahip çıktı. Yani. Çocuk şu anda en önemli oyuncu. Dünkü yani kaybettiği maçı oynamamasının etkileri, nasıl etkileri ortaya? ortaya Şimdi Larin'de baktığımız zaman istatistiklerine Beşiktaş takımının en çok gol atan oyuncularından biri, geçen sene şampiyonlukta pay sahibi olan oyuncularından biri ve şu anda transfer olarak e, Avrupa'da adından söz ettiren oyunculardan bir tanesi. E tabii ki protesto e, yanlış bunu söyleyebilirim. Ama öyle bir an geliyor ki oyunu kaybediyorsunuz, maçı kaybediyorsunuz, her şey kötü gidiyor ve ister istemez o toplumun o e, ne diyelim, serzenişine hakim olamıyorsunuz. O gayri ihtiyarı Doğru. bir başladığı zaman bir yer arkası geliyor <laughs> ama sonuçtaların istatistiklere baktığınız zaman rakamsal istatistikleri tabii ki bunu hak etmiyor. E bir de buraya kadar oynadığı, yaptığı katkıları falan da göz ardı etmemek lazım. At. Orada top kaybı yapabilir yani bir oyuncu işte ama işte taraftar tabii <laughs> dolmuş futbolda geçmiş yok. Bak, o dakikaya kadar ben şunu bilmiyorum. Larin'le beraber Batshuayi de hiçbir şey yapmadı. Batshuayi de aldı topu ya. yani Batshuayi'nin oyuna girmesi diyorum ya yani, yarın gazetelerde başlığı... Ya da Gezal ne yaptı? İşte, yani baktığımız zaman geçen sene damga vuran oyuncular işte e, Gezal'la bugün Larin e, oyuna etkinliklerini koyamıyorlar. Geçen seneki gibi. Larin daha biraz daha iyi ama Gezal'da hep soru işareti var ama Gezal iyi niyetlerinden geleni yapıyor ve bir yerde düzelecek. Ben ona inanıyorum. Çünkü sahada hakikaten iyi niyeti. Top alıp vermeye karışıyor. Oyunun, yani gazetede manşet alsam vereceğim manşet yarın için Beşiktaş'ın güveni geri geldi. Olay bu. Bu kadar yani. Güvenin girmesiyle beraber başlıyor. Maçın özeti bu. Güvenin oyuna girmesi. Eden, e, güven böyle 6 kurtardığı. Altay maçı, yani. maçı mıydı o? Yanılmıyorsam Altay maçıydı. Ee, orada da bir oyuna kurtardığı, kurtardığı girdi. maç var. Yok. Sonra bir oldu, girdi, döndü falan. Yine kenarda kaldı. Altay maçını kaybetmiştik. O sıra o kurtardığı maçtan sonra oyuna girmişti. E, iki tane gol atmıştı. Ondan önceki hafta hangi maç hatırlamıyorum. Altay maçında 2-1 mağlup olduk ama yani Altay Güven değil, gene yok. gol atmıştı. Altay değil. Yok Altay maçında genel Güven değil. gol atmıştı. Arkadaşlarım atmıştım. bana yardımcı evet. olsunlar. Ama sonra tekrar yerini kaybetti. Yani bilemiyorum. Güvende bir devamlılık problemi mi var? <laughs> Sergen Hoca biraz mesafeli mi bakıyordu ona? güven sözden başı biraz kırıldı yanılmıyorsam çünkü baktığımız zaman Avrupa kadrosuna yazılmadı yani yazılmadı. o 25 kişilik listede yazılmaması ne Sivas maçıymış evet işte, Avrupa maçına yazılmaması 6, e, evet. güven için bir handicaptı e, yani e, genç bir oyuncu tabii ki Avrupa arenasında kendini göstermek istiyor şampiyonlar liginde ama ona yazılmaması biraz geriye etti e, güven e, bazen hakikaten parlıyor ama o süreci bir türlü devam ettiremiyor tabii şu işte o suvas o maçında performans istikrarını sağlayabilse o zaman zaten çok değerli bir katkı. Milli takım için de katkı. Yani o bölgede oyuncuya ihtiyaç var. Güven en ihtiyacı olduğu an Beşiktaş'ta ortaya çıktı. Bu çok önemli bir özellik. Çünkü hakikaten ihtiyacı vardı. Düşünsenize bugün Beşiktaş maçı 2-1 mağlup da bitirebilirdi. 2-2'den sonra 3-2 mağlup da bitirebilirdi. Vurulan top direkten döndü gol dönecek. Yani öyle bir neti kaybettiği bir neticede hakikaten telafisi olmayan nasıl bir anda Sergen Yalçın ki Beşiktaş yönetiminin en doğru yaptığı işlerden bir tanesi işte Sergen Yalçın'la vedalaşırken onu e, maddi ve manevi tekrar geri dönecekmiş gibi öyle bir şekilde yolladı. Bu çok önemli. Sergen Yalçın da aynı şekilde bir daha bu kulübe gelip dönebilecekmiş gibi e, kapıyı açık bıraktı. İyi ayrıldılar. İyi ayrıldılar. Bu önemliydi. Bugün başta e, seyirci maçın başında da e, Sergen Hoca'yı onarı etti. Sonra işler kötü gidince biraz daha şey oldu Hatırladı. ama sonuçta futbolda başarı geldim, her şeyi unutturuyor. Evet, yani e, futbol böyle bir oyun. Sizin de dediğiniz gibi hocam, biraz dün yoktur futbolda deniyor ama işte ben mesela e, bugün yazımda da yazdım Sergen Hoca'nın ardından diye. Dün yok ama yani biraz da e, vefa olacak. Yani Abi, yapılanlar da unutulmayacak. <laughs> Ee, o kadar da değil. Vefasını zaten unutturamazsın Sergen Yalçın. Yani baktığınız 2020-2021 sezonunun şampiyonu bu. Ne Artık, şartlarda? Tabi Almanaklarda. Ne şartlarda? Almanaklara yazıldı yani 2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaştır. Bu takımın teknik direktörü de Sergen Yalçındır. Bunu tarihten silemezsiniz. Ee, bu arada Kayseri Spor'un da takım teslim edelim. Onlar da güçleri oranında kora çok iyi mücadele ettiler. Hikmet Hoca da... ama çok üzgünüm maçın sonunda onu gördüm yani Hikmet Hoca tam kazandığım dediği maçı kaybetti Yani son bölümde biraz ayaklar. aynı yerden gelen o göbekten gelen ataklarda araya atılan toplarda biraz eksik kaldı Kayseri oraya önlem alamadı sanki bak şimdi Rea oturdu şöyle bir bıyık altı güllümsüyor maçın senaryosu <laughs> o, her dakika öyle değişti ki yazılan yazılar boyuna tamam. değiştiği için tamam. neye benziyor hocam i̇lk, ava giderken avlandılar eee